Merhabalar Saat 4 Türk izleyicileri. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Bu Çocuk Bayramı'nın 23 Nisan özel bölümü. Beni tanımayanlar için benim adım Çınar. Ve şimdi Ege'yi izleyebiliriz. Ege'yi izlerken ben sizi burada bekleyeceğim. Bir ev örümceği kızartılınca tadı fındığa benzer. Hatta uzak doğu ülkelerinde enfes bir yemek olabilir. Düşünsenize örümcek kebabı. Aksolotl'lar akciğerleri olmasına rağmen solungaç solunumu yapabilir. En uzun milli marş Yunanistan'a aittir. Tam 158 kıtadan oluşur. Bu yüzden olimpiyatlarda Yunanistan altın madalya kazandığında insanlar saatlerce ayakta durur. Düşünsenize geri alıp ikinci kez açıyorlar. İstiklal Marşı aslında 9 kıta bir benddir. Bunun yalnız iki kıtası marş yapılmıştır. En hızlı kas, gözümüzü kırpmamızı sağlayan kastır. Hızı 2 milyarda birdir. Bence olimpiyatlara bu eklenebilir, göz kapaklarınızı yarışması. Bir öpüşmede 250 parazit değişimi yapılır. Öpüştükten sonra aldığınız parazitleri beğenmezseniz değiş tokuş yapmayı unutmayın. Kocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. Özellikle bugün hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü bugün sizin gününüz. Peki bu yanımdaki arkadaş kim? Tanıyor musunuz onu? Çınar? Senin ne işin var burada? Merhabalar. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Arkadaşlar Çınar'ı bugün programa ben davet ettim. Çünkü bugün Çınar'ın da günü. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İşte bu yüzden Çınar bugün bizim konuğumuz. Az önce Çınar'ı tanıdınız sanırım. Çınar biraz kendini tanıtır mısın? Kimsin sen? Ben 10 yaşındayım. Bir okulum var. Oraya gidiyorum. 5. sınıfa gidiyorum. Oyun oynamayı çok severim aslında ve bugün sanırsam Nora ablamla bir oyun oynayacağımızı duydum. Nora ablam bir oyunu tanıtabilir misin Nora abla? Evet tabii ki de tanıtırım. Arkadaşlar Çınar birazcık ipucu verdi sizlere çünkü galiba çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım seninle oyun oynayacağım için Çınar. Evet. Bu arada teşekkür ederim geldiğin için programa. İyi ki bir geldin. Şey değil. Şimdi arkadaşlar Çınar'la biz bugün bir oyun oynamak istedik. Çünkü bugün sizin gününüz, aynı zamanda Çınar'ın günü. Ve biliyorum ki sizler oyun oynamayı çok seviyorsunuz. İtiraf ediyorum ki zaman zaman ben de oyun oynamayı çok seviyorum. Ve o yüzden birazdan sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. İkimizin de önünüzde gördüğünüz bardaklar ve böyle aslında bir kasenin içinde rengarenk şekerler var. Ve biz birazdan bu şekerleri bu bardakların içine koyduğumuz bir oyun oynayacağız. Aslında ben geçen hafta arkadaşlarıma bu oyundan biraz bahsettim Çınar, biliyor musun? Çünkü bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Çınar sen de biliyorsun, maalesef bugünlerde hiç dışarı çıkamıyoruz değil mi? Evet. Peki evde zaman nasıl geçiriyorsun bu arada? Yani daha çok oyun oynayarak ya da resim çizerek geçiririm. Ve bir tavsiyem var. Resim ve kitap okumak bence karantinada kaldığımız sürece de çok eğlenceli olabiliyor. Yani o yüzden onu tavsiye edebilirim. Çınar gerçekten sana çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim böyle zamanlarda bolca tavsiyeye ihtiyacımız oluyor. Hatta bazen ben de arkadaşlarıma bazı tavsiyelerde bulunuyorum. Ama kitap okumak ve resim çizmek çok güzel tavsiyeler oldu. Bu arada ben biliyorum Çınar'ı yakından tanıdığım için. Çınar benim çok sevdiğim bir arkadaşımın oğlu. Ve aslında Çınar da benim arkadaşım. Hem annesi arkadaşım, hem babası arkadaşım, hem de Çınar benim arkadaşım. Hatta buradan annesine, babasına, Özge abla, Gökhan abi, size buradan kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Çınar benim dediğim gibi yani ailece onlarla arkadaşız ve bazen bir araya gelip oyunları oynuyoruz. Ve bunun dışında da az önce söylediğim konuya geri dönersek Çınar'ın kitap okumayı çok sevdiğini ben zaten biliyorum. O yüzden gerçekten kitap okumayı seven birinden kitap okumakla ilgili bir tavsiye geldiği için ben çok mutlu oldum. Ya ben de çok mutlu oldum. Evet. Neden mutlu oldun Çınar? Burada olduğun için mi? Evet. Evet. Öyle biz ikimiz de bugün çok mutluyuz. Tam da gününde mutluyuz. Çünkü bizler gerçekten özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların çok mutlu olmasını istiyoruz. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorum oyun oynamak için heyecanlanıyorsun. Ben de çok heyecanlıyım. Ama ondan önce bugünle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlarıma.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aslında ilk olarak bir çocuk bayramı değilmiş, biliyor musun? Aa, bilmiyordum. İlk defa öğrendim. Aslında 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ve aslında bu tabii ki Türkiye için çok önemli bir şeydi ama aslında o zaman bu bir bayram değildi. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştu. Ama bundan tam olarak 4 yıl sonra, yani 1924 yılında Çınar bunun bir bayram olarak kutlanmasına karar verdiler. Dediler ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması çok önemli ve çok büyük bir olay. O zaman biz bunu bir bayram yapalım. Şu ana kadar gördüğünüz gibi çocuklarla hiç bilgisi yok, değil mi? Evet, ilk defa bayram olduğunu, böyle yani önceden böyle başka bir şeymiş bayram olduğunu, daha yeni olduğunu duydum. Öğrendin değil mi? Sonrasında ne olmuş biliyor musun Çınar? 1924 yılından sonra, tam kaç sene sonra? 5, 6, 7, 8, 9, tamam matematiğim biraz zayıf. Bundan tam 5 sene sonra, yani 1929 yılında da Atatürk demiş ki bu bayramı çocuklara armağan edelim, bu bayram çocuklara bir hediye olsun. Ondan sonra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirilmiş. Yani aslında bu bayram genel olarak Türkiye'nin bağımsızlığını, Türkiye'nin özgürlüğünü yani nasıl anlatayım, bunlarla ilgili bir kutlama günüyken Atatürk'ün bu bayramı çocuklara hediye etmesiyle birlikte aynı zamanda çocukların bayramı olmuş. Çünkü Atatürk gerçekten çocuklara çok önem veriyordu. Bunu ben bile biliyorum. Ve tabii ki de Atatürk yani şöyle düşünüyordu. Diyordu ki yani şimdi çocuk olanlar aslında geleceğin büyükleri diye düşünüyordu. İşte bu yüzden de bu önemli günü çocuklara hediye etmek istedi. Ki ben de öyle düşünüyorum Çınar. Bundan birkaç sene sonra sen de benim yaşıma geleceksin. Evet. Ve şu anda yani hayalinde kurduğun şeyleri, mesela büyüdüğünde ne olmak istediğini bilmiyorum ama belki de birkaç yıl sonra o mesleği yapıyor olacaksın. Ve büyüdüğünde hem iş hayatında hem de belki de eğitiminle insanların hayatını değiştiriyor olabileceksin. İnsanlara güzel şeyler katıyor olabileceksin. Olabilir yani. Bilmiyorum. Neden olmasın? Neden olmasın diye düşünüyor Çınar. Bu arada şunu sormadım. Şunu sormadan da bugün seni göndermem. Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun Çınar? Belli mi bu? Biliyor musun şu an? Ben dalgıç olmak istiyorum. Yeni bir balık türü keşfetmek istiyorum doğrusu. Aslında bir şey diyeceğim. Bu cevaba çok şaşırmadım. Çünkü hatırlıyor musun? Bana bir kitap hediye etmiştin sen öncesinde. Okyanusla ilgili, böyle balıklarla ilgili. Evet. İşte o yüzden şaşırmadım. Gerçekten seni bir dalgıç olarak, dalgıç kıyafetleri içinde görmek için çok heyecanlanıyorum. Yani balıkları aslında 4 yaşımdan beri merak etmişimdir. 4 yaşımdan beri böyle yengeç fotoğraflarına falan, böyle dalgıçların nasıl olduğuna falan bakmışımdır. Ama 4 yaşında çok bir şey anlayamamışımdır. Bu yaşlarımda anlamaya başladım. Ne anladın Çınar bu yaşlarında? Yani bu yaşlarımda dalgıçların birazcık daha zor bir şey olduğunu, yani mesela bir mağarayı gezerken mağara üstünüze de çökebilir. Ya da köpek balığı da saldırabilir. Evet. Onları daha yeni anladım. O yüzden... Bu arada Çınar, sen farkında değilsin ama bizim bu hafta konuştuğumuz konularla ilgili yorum yapıyorsun şu anda. Çünkü neden biliyor musun? Ben bu hafta aslında haftanın ilk günü doğanın güzelliğini kutladım kendi kendime. Yani doğa ne kadar güzel, havanın nasıl olduğunu hiçbir önemi yok. Bazen kapalı oluyor, bazen yağmur yağıyor, bazen açık oluyor. Ama Tanrı'nın doğayı ne kadar güzel yarattığı hakkında konuştum. Ve sen şimdi farkında olmadan, aslında bunu bilmeden doğa hakkında konuştun. Farkında mısın? Evet, farkındayım. Yani mağaralar, deniz, gördüğünüz gibi arkadaşlar Çınar'ın ilgisini çekmiş mesela denizin altı, balıklar ve gerçekten ben zaman zaman düşünüyorum Tanrı ne kadar harika yaratmış değil mi Çınar doğayı, balıkları? Evet, çok garip balıklar da var. Mesela Nautilus diye bir mürekkep balığına benzeyen bir balık var eğer biliyorsanız. Milyonlarca yıl önce yaşayabilmiş. Yani hala fosilleri bulunuyor. Pek çoğu hala yaşayabiliyor. Çok garip bir hayvan. Yani deniz salyangozuna benziyor. Kabuğu da deniz salyangozuna benziyor. Ama kendisi aslında bir ahtapot türü. Yani mürekkep balığı aslında kendisi. Vay. Çınar, bunu hiç bilmiyordum ben. Ve açıkçası denizaltı ile ilgili çok az şey biliyorum. Ve aslında her zaman da ilgimi çekmiştir. Bir şey söyleyeceğim sana. Kısık sesle söyleyeceğim. Sonra sen arkadaşlarımıza söyle, tamam mı? Çınar, arkadaşlarımıza.
Bir balıkla ilgili bir araştırma yapmanızı istiyorum ve o balığı WhatsApp grubumuza yazmanızı istiyorum ve ne araştırmada ne yazdığınızı ve ne öğrendiğinizi söylemenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, WhatsApp numaramızı aşağıda görüyorsunuz. Bu numaradan bize ulaşın. Aslında bir noktada şimdi yeni bir şey çıktı. Böyle sosyal medyayı takip ediyorsanız ya da etrafınızdan duyuyorsanız, challenge yapmak diye bir şey var. Aslında meydan okumak gibi bir şey. Mesela herhangi bir konuda oluyor bu. Mesela bir kitap okumak, bir resim yapmak. Herkes mesela diyor ki, ben diyorum ki bugün ben bir resim yapıyorum ve bu challenge'a ya da bu meydan okumaya Çınar'ı davet ediyorum diyorum mesela. Aslında Çınar farkında olmadan size bir challenge yapmış oldu. Yani bir meydan okuma yapmış oldu. Çınar denizaltı ile ilgili çok gerçekten güzel bilgilere sahip ve size dedi ki haydi arkadaşlar, siz de yani herhangi bir balıkla ilgili bir araştırma yapın ve belki boyuyla ilgili, belki rengiyle ilgili, belki nasıl yüzdüğüyle, ne yediğiyle ilgili olabilir. Hiç fark etmez. Bizlere WhatsApp numaramızdan ulaşın arkadaşlar. Ve bu numaraya bize bu balık hakkında sahip olduğunuz bilgileri yazın. Biz de buradan televizyon kanalımızdan, o arkadaşlarımızdan gelen bilgileri paylaşalım. Ve böylece bu evde kaldığımız süreci bilgi edinerek geçirmiş oluruz. İyi olur değil mi Çınar? Bence de eğlenceli olabilir aslında. Süpermiş. O zaman artık galiba ikimizin de en heyecanla beklediği bölüme geldik. Evet. Hangi bölüme geldik? Oyun oynama. Evet, yaşasın. Şimdi arkadaşlar, bizler bu en sevdiğimiz bölüm için, yani oyun bölümümüz için hazırlanırken sizler de bir video izleyeceksiniz. Ondan sonra biz ikimiz de sizi burada bekliyor olacağız. Arkadaşlar, tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Şimdi Çınar, bu oyunu sen biliyorsun. Sen anlatmak ister misin arkadaşlarımıza? Olur. Hadi. Şimdi bu oyunda bir tane kırmızı şeker görüyorsunuz. Bu şekeri bunun içine atacağım. Ve sonra bunu alıp bunun içine atacağım. Ve sonra bir tane daha alıp bunun içine atacağım. Ve sonra bir tane daha alıp bunu da içine atacağım. Ama bunu şöyle yapamıyorum. Mesela iki tane kırmızı atıp, iki tane kahverengi atıp, iki tane mavi atıp, iki tane sarı atamıyorum. Teker teker gitmesi gerek. Ya da bir tane elle iki tane de alamıyoruz. Ya da iki tane elle üç tane alamıyoruz. O da hile sayılıyor. Evet, doğru.
Şimdi ben bunları geri boşaltayım. Tamam, ben düşünüyorum, eklemek istediğim bir şey var mı? Heh, süremiz var arkadaşlar. Süremiz 60 saniye, yani 1 dakika ve bizim amacımız, biz ikimiz aynı anda yarışacağız ve bizim amacımız şu. Biz ikimizde de 4'er tane renk var. Yani 4 tane şey, özür dilerim. Mavi şeker. Heh, evet. Mavi, sarı, kırmızı gibi. Başka ne renk var? Mavi, sarı, kırmızı, bir de kahverengi renklerimiz var. Yani 4 renk ve 4 bardak var önümüzde. Dolayısıyla her bir rengin bardağı ayrı ve bu oyunu oynarken arkadaşlar tek elimizi kullanıyoruz. İki el kullanamıyoruz. Tek elimizle oynayabiliyoruz bu oyunu ve az önce Çınar'ın söylediği detayların hepsi doğru. Sadece onun dışında benim eklemek istediğim bir tek şey şu. Bu oyunun amacı aynı bardağa farklı iki renk koymadan, yani her bir bardağa sadece tek bir renk koyarak ve en hızlı sürede şekerleri bitirmek. Çok güzel, evet. Çınar gösterdi hatalı olanı. Bir dakika süremiz var. Birazdan süremiz başlayacak. Hangimiz daha çok şeker koyabilirsek ve karıştırmadan koyabilirsek oyunu o kazanacak. Tamam, hadi başlayalım. Hadi başlayalım, süremiz başlasın. Başladı. Ay, kafa karışıyor. Çınar, senin nasıl gidiyor şu an? Ay, ben hata yaptım Çınar. Hata yaptım ben. Yanlış. Neyse, devam ediyorum yine de oynamaya arkadaşlar. Oyunun sonunda buna jüri karar verecek. Çünkü ben yanlışlıkla farklı iki rengi aynı şeye koydum. Ve biraz yavaşladım şu anda hata yaptığım için. Evet, şu an heyecan Doruk'ta. Çınar, ne durumdasın? Biraz konuş benimle. Şu an çok garip gidiyor. Çok garip oldum. Ben de çok garip oldum. Gerçekten gözlerim artık karıştı. Hadi, ne kadar süremiz kaldı? Ay. Şu an devam ediyorum. Çok kafa karıştırıyor. Biraz kafa karıştı, olsun. Sarılarım bitti benim. Kahverengiye devam ediyorum şu anda. Bitti Çınar, süremiz bitmiş. Çınar, hiç karıştırmamışsın şekerleri. Karıştırmamayı denedim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben burada Çınar, bak. Yanlışlıkla mavilerin olduğu bardağa bir tane sarı karıştırmışım. O zaman sevdin mi bu arada oyunu? Evet, çok eğlenceli. Bence bu oyunu arkadaşlarım bu karantina döneminde evden çıkmadıkları zaman evde oynayabilirler, değil mi, aileleriyle? Bence de oynayabilirler. Şimdi tabii oynamak isterlerse. Evet. Şimdi kimin kazandığını öğrenmek için kaç tane şekerimizin kaldığını hesaplayabiliriz ya da kaç tane şeker koyduğumuzu hesaplayabiliriz. Çünkü ikimizde de aynı rakam, aynı adette şeker vardı. Hangisini hesaplayalım? Bence tabakta kalanları hesaplayalım, daha kolay sanırım. Bence bardağa döktüklerimizi... Bardağı mı? Bunları mı hesaplayalım? Bunları mı sayalım? Yani... Tamam, bunları sayalım. Bence. Tamam, hadi bunları sayalım o zaman. Hadi bakalım. Sen kendin say, ben de kendiminkileri sayacağım. Bence masaya koy onları ki bunun içine karışmasın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var burada bu bardakta. 10 tane kahverengi koymuşum. 10, 11, 12, ben saydım. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Şu ana kadar 20 hesapladım. Sen kaç tane? Söyleme, benimkini sayalım, ondan söyle, tamam mı? Sürpriz tamam. Olsun arkadaşlarımıza. 20 tane saydım değil mi şu ana kadar ben? Evet, daha tamam. Demin 20 saydığını duydum. Tamam, o zaman geri koyalım. Ne kadar hızlı saydın Çınar, ben çok yavaş sayıyorum. 20. Yani o yüzden bardaktan almadan saymak daha kolay olabilir. 23, yani tamam. Yani şöyle sayabiliriz. Tamam, dur, kafam karışıyor. Heh, içindeyken mi? Evet, içindeyken tamam, saymak. Tamam, 23 saydım. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tamam. Söylemeyeceğim son. Ben de saydım. Önce kim söylemek ister? Ben söyleyeyim. Ama benim kafam karıştı. Tamam, söyle Çınar. Kaç tane? Bu ikisinin toplamı 22 tamam. Ediyor. Bunu ekleyince 32 oluyor. Bunu da ekleyince 42 oldu. Arkadaşlar, ben de kendi skorumu açıklıyorum.
benim maalesef 38 tane şekerim birikmiş. O zaman 4 sayı farkla bu oyunun kazananı kim oldu? Tabii ki de Çınar! Bu oyunun kazananı Çınar oldu. Çınar, seni tebrik ediyorum başarından dolayı. Teşekkürler. Tekrar oynamak ister misin yoksa bitirelim mi? Sen karar ver. Hadi bir kez daha oynayalım o zaman. Çünkü bu ilk böyle deneme turu oldu. Hadi hızlı bir şekilde tekrar bunun içine koyalım şekerlerimizi. Ve sonra tekrar bir dakika içinde tekrardan oynayalım. Ama bu arada zaten benim aslında rakamımın pek bir önemi yok. Çünkü ben zaten bir bardağa iki ayrı renk şeker koyduğum için zaten bu oyunu kaybetmiştim aslında. Ama yine de her türlü sen kazandın Çınar. Şimdi haydi bakalım. Bize işaret etsin yönetmenimiz, kameramanımız ve o işaret ettiğinde tekrardan başlayalım. Yine bir dakikamız var. Hadi sana bol şans ve başarılar diliyorum Çınar, tamam mı? Tamam. Evet, süremiz başladı. Ha bu arada başlamasın süremiz. Bir şey söylemek istiyorum. Çınar dur, tamam, bir şey söylemek işte istiyorum. Tamam. Az önce ben bir hata yaptım ya, hani iki şekeri aynı bardağa koydum, iki rengi. Tamam. Ve oyunu kaybettiğimi söyledim ama biz bir güncelleme yaptık çünkü böyle olursa çok zor olacak. O zaman geri dönüşü olsun bunun. Mesela diyelim ben bu bardağa kahverengi ve maviyi koydum. Mesela diyelim burası normalde kahverenginin olduğu bardak. İki kahverengim var, bir tane mavi attım yanlışlıkla, kahverengi atmam gerekirken. O zaman buradaki buraya ait olmayan rengi, maviyi buradan çıkarıp geri alabiliyorum ama bir başka bardağa atamıyorum o anda. Öncelikle bunu buradan çıkarıp tabağıma geri koymam gerekiyor. Ve sonra maviyle değil bir başka renkle devam ediyorum. Mesela sarıyla örnek veriyorum. Böylelikle buradaki bardağımdaki zaten şekerim azalmış oluyor. Ve zaten yanlış şeker, yanlış renk attığım için bir adım geriye gitmiş oluyorum. Evet. O yüzden şimdi oyunu bu şekilde güncelledikten sonra geri koyuyorum ve süremiz başladığında bize haber verir misiniz? Evet. Başladı süremiz. Çınar nasıl gidiyor? Sen yine gayet hızlısın. Yanlış mı attın? Hayır. Tamam. Ben çok yavaşım galiba bu oyunda Çınar. Renklerden kafam çok karıştı. Ay! Devam ediyorum. Ne durumdasın? Dışarı düştü, geri koyup diğer renkle devam ediyorum. Sarılarım bitmek üzere. Sarılarım bitmek üzere. Süremiz acaba ne durumda? Bir dakikamız vardı. Evet, devam ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Çınar, bu sefer ben kazanmak istiyorum. Bilmiyorum. Sarılarım bitti. Kahverengiyle devam ediyorum. Sarı bitti, kafam karıştı. Ay! Kırmızı. Kahverengilerim bitmek üzere. Süremiz ne durumda? Süremiz bitti. Süremiz bitti arkadaşlar. Süremiz bitti. Sanırım bu sefer daha fazla şeker koydum. Çınar, sen ne durumdasın? Sayacağım. Tamam. Tam düzgün olması için bence masaya koyup saymak daha iyi olur. Çünkü onun içinde kafamız karışabilir gibi geliyor bana. Şöyle yapalım. Ha, şöyle aslında bu sefer şöyle yapacağım. Kasede daha az şeker olduğu için kasede kalanları sayalım bence. İkimiz de sessiz sessiz sayıyoruz. Evet, ben saydım. Ay, düştü mü? Hayır. Tamam. Kurtardım. Tamam. Saydı. Sen saydın mı? Tekrar bir sayalım mı emin olmak için doğru olsun? Bir daha sayalım. Bir daha. Ben de saydım. Önce sen söyleyin herhalde. Ben mi söyleyeyim? Evet. Tamam. Hazır mısınız duymaya? Kaç tane şekerim kalmış? Söylüyorum. Arkadaşlar 25 tane şekerim kalmış. 27! Bir saniye. Ama benim daha az, ben kazandım o zaman. Bu sefer de ben kazandım. Hadi beni tebrik ettiler. Tebrik ederim. Şöyle yapalım o zaman. Bugün ikimiz de birer kere kazandığımız için hadi ver elini, birlikte aynı anda havaya kaldıralım ellerimizi. 1, 2, 3, kazanan biziz.
Arkadaşlar bu oyunu evde... Arkadaşlık kazandı. Evet. Dostluk kazandı arkadaşlar. Şimdi bu oyunu evde size oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biz oynarken gerçekten nasıl hissettik Çınar? Eğlendik mi? Çok eğlendim. Evet, ben de çok eğlendim. Ve ben aslında Çınar'a teşekkür etmek istiyorum. Çınar, bugün iyi ki geldin bu arada. Gerçekten programa neşe ve sevinç kattın. Bir şey değil. Seni çok seviyorum. Şimdi artık Çınar'a veda etme zamanı geldi. Çınar, seninle bu bölümümüz burada sona eriyor. Ama yine gel, tamam mı? Tamam, sonra başka bir bölümde gelebilirim. Tamam Çınar, çok mutlu oldum. Hadi bakalım Çınar, buradan bir şey söylemek istersen arkadaşlarımıza, bugüne özel ya da genel olarak bir şey söyleyip bu bölümde kendin için veda edebilirsin. 23 Nisan eğlenceli bir bayram. Çok yani hediyeler alınır, birbirimize bir şeyler paylaşırız. Onu söylemek istiyorum. Evet Çınar, kesinlikle katılıyorum. Çok eğlenceli bir gün, çok önemli bir gün ve bugünün tadını çıkarmayı unutmayalım ve mümkün olduğu kadar mutlu olmaya çalışalım bugün arkadaşlar. Evet Çınar, sana veda ediyorum. Kendine çok iyi bak. Tamam mı? Yakın zamanda yine görüşmek üzere ama bir sonraki görüşmemize kadar seni çok ama çok özleyeceğim. Şimdi de sırada arkadaşlar. Hadi siz Meyvezi'yi izleyin. Sonra Nur ablanız burada olacak. Merhaba Azi. Rabbin sözünü bildirdiğimiz her kente dönelim. Kardeşlerin durumunu öğrenelim. Elçilerin işleri 15.36. Harikasın sen Zi. İkinci yolculuğun girişini sen yapmış oldun böylece. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık. O zaman ikinci yolculuk başlasın. Başlasın hemen. Evet, nerede kameram bu? Evet. Pavlus bu sefer yanına kardeşlerinden Silas'ı alıyor ve yola çıkıyorlar. Bu arada ek bilgi olarak Barnabas da Markos ile Antakya'dan Kıbrıs'a yelken açıyor. Nereden buluyorlar o kadar büyük yelkeni? Nasıl yani Zi? Yelkeni açıyorlar ya, kaç kişi tutuyor onu? Bak Zi, yelken açmak bir deyim. Aç yelkeni göl gemiyi gibi. Hoppala, bak onu ilk defa duydum ama yapısı gereği sanki atasözüymüş gibi geldi bana. Ben uydurdum. Harikasın Zi, aklına sağlık. Yelken açmak demek, yola çıkmak için hareket etmek demek. Bir söz öbeği biçiminde olduğu için de atasözü değil, deyim olarak adlandırılıyor. Ne güzel bilgiler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zi. Lütfen devam et, ben böldüm. Yok, önemi yok. Pavlus ve Silas, Yeruşalem'den yola çıkıyor. Suriye'den ve Kilikya'dan geçiyorlar. Önce Derbe'ye ve sonrasında da Listra'ya uğruyorlar. Dur, biraz. Mola. Çok yol, çok yer. Bir sürü yer ismi mi? Ya, çok haklısın Zi. Öyleyse açıklayalım. Suriye, Orta Doğu topraklarında yer alan eski bir bölge. Günümüzde de ülke. Hatta güney sınırımızda bulunuyor, komşu ülke. Kilikya ise Alanya'dan başlayıp doğuda Kine Töyük'te son bulan, kuzeyde ise Toros Dağları ile çevrili antik bir bölge. Her bölgede antik. Günümüzde artık antik durumdalar Zi. Yani çok eskiler. Tarih içerisinde sıkça yer almışlar. Hala da isimleri söyleniyor biliyor musun? Derbe'yi anlatmıştın. Roma eyaletinde yer alan bir şehirdi. Ya. Günümüzde Karaman ilinde yer alıyor. Evet, ne güzel hatırladın Zi. Yüreğine sağlık. Senin de yüreğine sağlık be. Listra'ya da konuşmuştuk, hatırladın mı? O da İç Anadolu bölgesinde kalan bir şehir. Pavlus burada genç bir öğrenciyle tanışacak. Darınaran, Timoteus. Vay be, harika. Pavlus aslında daha önce uğradığı bu kentlere tekrar uğrayarak öğrencilerini, inananlar topluluğunu ve Tanrı sözünün yaşayışını görmek istedi. Hadi Timoteus'u anlat. Hemen. Timoteus bu kentte oldukça tanınan bir kişiydi. Elçi Pavlus, Timoteus'un da kendileriyle gelmesini istedi. Timoteus, Grek olduğu için Yahudiler bu genç adamı sünnet etmişti. Artık üç kişiler mi? Evet Zi. Elçi Pavlus, Barnabas ve Timoteus. Hmm. Frigya ve Galatya bölgelerinden geçtiler. Dur bakalım kardeş. Evet Zi, buraları yepyeni yerler. Gördüğün gibi ikinci yolculuk ilkiyle aynı değil. Frigya'yı duymuştum. Ya ne güzel. O kadar. Bir tek duymuştum.
Olsun Zi. Şimdi anlatacağız nasılsa. Tahmin edeceğin üzere Frigya'da antik bir kent. Günümüzde Ankara, Afyon, Eskişehir illerini kapsıyor. Biraz da Konya, Isparta, Burdur ve Kütahya. Biraz da karabiber koy bari. Başka il kalmadı zaten be. O kadar da değil Zi. Türkiye'nin tam 81 ili var. Tamam o zaman. Ya. Frigya çok geniş bir tarih aralığında Hitit gibi, Roma gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge. O dönemde de Roma'ya ait. O kadar güzel anlattın ki. O kadar güzel. Ama diğer yeri unuttum. Aa, hemen hatırlatayım o zaman. Diğer yerin ismi de Galatya. Oh, kayısısı çok güzel oraların. Sen Doğu Anadolu bölgemizde yer alan Malatya ilimizin kayısılarını söylüyorsun. Hı. Evet, çok güzeldir. Ancak kutsal kitabın bahsettiği yer Malatya değil, Galatya. Oh, tamam. Bu bölge Orta Avrupa kökenli bir kavme mensup insanların yaşadığı bir yer. Galatların yerleştiği bölgeye antik zamanlarda Galatya adı verilmiş. Hı. Bu yerin adını tahmin edebileceğin üzere Romalılar vermiş. Anladım. Yani kesin sınırlarını bilmek mümkün değil ama Ankara ve Kırıkkale illerimizin tümü bu bölgenin içinde yer alıyordu. Biraz da Çorum, Amasya ve Yozgat. Yine çok mu saydım yoksa? Yok canım. 81 tane ilimiz var zaten. Bol bol say. Oradan say, buradan say. Bu bölgelerden geçtiler ama müjdeyi buralarda pek yayamadılar. Onlar da Marmara Denizi'nin güney tarafları olan Mysia'ya geçtiler. Buradan da Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler. Sanki yerlerin ismini kafandan atıyormuşsun gibi geliyor. Bir dahaki bölüm defter kalem götüreceğim. Gerçekten karışmak üzere. Tamam tamam Zi, tamam. Hemen tekrar edeyim o zaman. Mysia ve Bitinya demiştik. Evet. Mysia günümüzde Bandırma, Erdek ve Balıkesir çevresine denk gelen bir liman kenti. Mysia gibi. Oradan aklında kalsın, harikasın. Bitinya ise şimdiki İzmit taraflarına denk geliyor. Peki öyleyse, o nereden aklımda kalsın? Yani eğer sıkıldıysan, bir Bitinya diye düşünüyorsan oradan aklında kalabilir. Oh, hem bilgiyi soktun aklıma hem de lafı. Bitinya'ya devam etmeyi düşündüler ama olmadı. Kutsal ruh onları başka bir tarafa yönlendirdi. Troas kentine geldiler. Burası da günümüzde Çanakkale'nin Ezine yerine denk geliyor. Oo, peynir yemeye gittiler. Pek değil. Peynir peynir. Bir kuzu olsam da onları çok iyi anlıyorum. Canım, kuzu arkadaşım benim. Paulus, Silas ve Timoteus Troas kentinde bir süre konakladı. O gece Paulus bir görüm yaşadı. Ne o? O da sonraki bölümde artık. Of be! Doruldum sana. Bu bölüm doğru mu yanlış mı sorusu yok o zaman. Çok merak ettim ama ya. Nereye hemen dur, darılma ya. Gitme. Evet arkadaşlar, sevgili Mevzi'ye buradan kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizi bilgilendiriyorlar. Şimdi sırada benim en çok sevdiğim bölüm var. Artık biliyorsunuz ama hadi bakalım birlikte görelim acaba hangi bölümmüş o. Tanrı'nın Sözü bölümündeyiz. Bu arada Tanrı'nın Sözü'ne gelmeden önce Çınar'a buradan tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde çok güzel bir zaman geçirdim. Çok eğlendim. Çocuklar her zaman hayatımızı güzelleştiriyorlar. Sizler sevgili izleyicilerimiz, bizlerin her zaman hayatını güzelleştiriyorsunuz ve hayatımızı çok daha eğlenceli bir hale getiriyorsunuz. İşte bu yüzden tekrar çocuk gününüz kutlu olsun. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün evet, ülkemiz için çok önemli bir gün ve çocuklar için çok önemli bir gün. Ama aynı zamanda bence Mesih için de, Tanrı için de çok önemli bir gün. Çünkü bugün çocuklarla ilgili bir gün ve çocuklar Tanrı için her zaman çok değerli olmuştur. Hani hep size diyorum ya, bazen mesela bir büyüğün yanında durduğunuz zaman bir yanınızdaki büyük bir kişiye göre elleriniz daha küçük olabilir, ayaklarınız daha küçük olabilir, boyunuz daha küçük olabilir ama bunların hiçbiri önemi yok. Çünkü sizler Tanrı'nın gözünde sizin yeriniz kocaman. Tanrı'nın gözünde
Tanrı'nın size duyduğu sevgi kocaman ve sizin yeriniz, öneminiz Tanrı için kocaman. İşte bu yüzden bugün bence Tanrı normal zamanlardan çok daha fazla sevinçli olabilir. Çünkü bugün onun çok sevdiği kişilerin, yani çocukların özel bir günü. Şimdi sizlere Kutsal Kitap'tan bir bölüm okumak istiyorum kısacık. Markos bölüm 10. Hatırlıyorsanız arkadaşlar, Mesih çoğu zaman insanlara bir şeyler anlatıyordu. Müjdeyi yaymak için onlara böyle vaazlar veriyordu ve insanlar, bir sürü insan onu büyük bir heyecanla dinliyorlardı. Çünkü Mesih çok güzel ve çok doğru şeyler anlatıyordu her zaman. Bizim kurtuluşumuz için çok önemli şeyler anlatıyordu. Ve şimdi size bahsedeceğim bölümde Mesih sizler için, yani çocuklar için bir şey söylüyor. Merak ediyorsanız hadi bakalım kulaklarınızı böyle kocaman açın, beni dinleyin. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onları dokunmasını istiyorlardı. Yani İsa o sırada vaaz verirken ya da bir şey paylaşırken insanlara, topluluklara, o sırada bazı insanlar çocukları Mesih'e, İsa'ya götürmek istiyorlardı ve İsa onlara dokunsun istiyorlardı. Ne var ki? Öğrenciler onları azarladılar. Hani hatırlıyorsunuz ya, İsa'nın öğrencileri vardı, arkadaşları vardı. Tabii ki o sırada İsa büyüklere, yani insanlara bir şeyler anlatırken çocukları araya sokmak isteyen ailelere ya da büyüklere kızdı öğrenciler. Çünkü İsa burada bir şey anlatıyor, sizse çocukları araya sokuyorsunuz diye belki onlara kızdılar. Yani büyük ihtimalle sizler bizlere göre daha mutlu, daha neşeli, daha sesli olduğunuz için belki de o sırada İsa'nın anlattığı şeylerin bölünmesinden çekindiler. İsa öğrencilerine kızdı bunu görünce. Yani çocukların onlara, İsa'ya gelmesine engel olduğunda öğrenciler, İsa onlara kızdı. Ve şöyle dedi. Bırakın çocuklar bana gelsin dedi İsa. Yani bırakın onlara, engel olmayın. Onlar bana gelsinler dedi İsa. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Yani Tanrı'nın egemenliği çocuklar gibi olanlarındır dedi İsa. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Sonra çocukları kucağına aldı, ellerini üzerine koyup onları kutsadı. Yani aslında sizler arkadaşlar İsa'nın direkt dokunduğu ve bereketlediği kişilersiniz ve sizlere örnek gösterdi diğer insanlara İsa. Yani Tanrı sizi o kadar çok beğeniyor, o kadar çok seviyor yüreğinizi ve düşüncelerinizi ki büyük insanlara bile dedi ki eğer sizler de çocuklar gibi olmazsanız Tanrı'nın egemenliğine giremezsiniz dedi. Yani Tanrı ile birlikte olmak, Tanrı ile sonsuz yaşama kavuşmak, Tanrı ile dost olabilmek için sizler gibi olmak gerekiyor. Yani nasıl? İyi kalpli, sevecen, paylaşımcı, arkadaşlarını düşünen, diğer insanlar için dua eden belki de. İşte bu yüzden arkadaşlar bugün hem sizler için hem de Tanrı için çok önemli. Çünkü dediğim gibi sizler Tanrı için çok önemlisiniz ve sizin için önemli olan her şey mesela bugün gibi. Bugün sizler için ne kadar önemliyse işte aynı zamanda İsa için de o kadar önemli. İsa sizleri çok seviyor ve ben de onun adına belki de, yani belki de bu benim kendi düşüncem ama sizlerin çocuk bayramını tekrar kutluyorum ve Tanrı tarafından ne kadar sevildiğinizi lütfen unutmayın arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve bugünün sevincini yaşamayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.